Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Osman abi, namı değer baskıcı Osman abi diye geçer arkadaşlar. Sarıgöllüdür ve mükemmel baskıları var arkadaşlar. Şimdi onun yavrusu bu mu abi? Evet, bu şekerinin yavrusu. Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Herkesin emeğine sağlık. Cümletten hayırlı hafta sonları dilerim. Sağ olasın Osman abi. Arkadaşımız Muhammed arkadaşımız ziyaretimize gelmiş. Eyvallah abim. Bir çekim yapalım dedi abi dedi. Biz onu kırmadık. İşte size baskılarla bir çekim yapacağız. Evet. İşte yavrularımızla işte ne bileyim kendi çapımıza göre tip yavrularla herkesi işte baskıcılığa davet ederiz yani. Aynen öyle abi. Şimdi kaç seneden beri elinde baskı var Osman abi? Abi ben 35 senedir ben kuş besliyorum. Baskıcılıkta pek fazla şeyim yok. Uzun bir zaman beslemiyorum baskıcılık. Son 3-5 senedir baskıcılığa başladım. Daha önceden ben mülakat falan baktım, bursa falan baktım. Tamam. Tabii onlardan bir şey yapamadık. Baskıcılığa daha çok önem vermeye başladık. Şimdi senin bu elindeki baskalar... 3 takımdan üremeydi değil mi abi konuştuğumuz şimdi gibi? Şimdi ben bunların evet sendik bir arkadaştan 2 takım 3 takım aldık. Tamam. Böylece bir dünya bir sülale yaptık. Aşağı 150 tane falan sattım. Ondan sonra işte EDF Medya'ya verdik. Şu an 250 tane. Yani satmasaydım 500 tane olmuştu. Olur abi. Çok güzel baskılar olmuş. Var arkadaşlar. Şu an güneş yüzünden belki fazla net görüntü yapamayız. Şöyle göstereyim gölgede. Gerçekten muhteşem renkleri olan baskılar arkadaşlar. Sadece 3 takımdan üreme. Şöyle güzel sarı taneli miski dediklerimiz var arkadaşlar. Görüyorsunuz renklere bakar mısınız? Ve arkadaşlar bu arada Osman abi bunların hepsini uçuruyor. Başkasının kümesinde olduğunda bunları birçoğu biliyorsunuz damızlık yapıyor. Ama Osman abi diyor bende baskı olduğu sürece uçar diyor. Arkadaşlar baskı kuşu tam değildir. Uçurmalık. Baskı kuşu uçurmalıktır. Sopaya alışkındır. Ya buradan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Hani salmaya atıp da ya tamam yavrusunu al. Hem uçur hem de yavrusunu al kuşun. Ya bunları zindana atmayalım. Bak arkadaş çekim yapıyor. Zaten bunların %90'ı uçuyor. Evet. Gerçekten güzel kuşlar var arkadaşlar. Ve uçan kuşlar olduğu için şöyle göstereyim. Çok güzel de yavru bakıyorlar. Şöyle şu az önce baktığımız miski erkek var arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Maşallah. Çok güzel erkek arkadaşlar. Bir tane de dişi vardı. Şöyle gösterelim. Hepsi yavru, yumurta kendi. Onun dişi tam karşıda. Şu değil mi? Bu da o miskinin dişisi arkadaşlar. Onlar da yavruları değil mi Osman abi? Onlar da yavruları. Maşallah. Şu yavrulara bakın arkadaşlar. Daha küçükler. Çifter çifter kendi yavrularına bakıyorlar. Sağlıklı. Şöyle. Bu mavi de bir sene önce sattığı kuşlarındanmış arkadaşlar. Geri gelmiş. Görüyorsunuz hayvanlardaki kafayı. Evet arkadaşlar sahibi çıkarsa kuş bende. Bak adam gene geri gelmesine rağmen hiç bazı insanlar gibi kuş saklama huyu muyu hiçbir şeysi yok. Geçen sene satmıştım mavilerimi ben 150 tane falan satmıştım. Kuş geri geldi. Eğer kaçıran arkadaş ayağındaki numarayı söylesin gelsin kuşu iade edeyim. Helal olsun Osman abi. Şöyle güzel de iki tane daha yavru var. Vallahi güzel. Şuna bakar mısın tatlı böyle? Osman abi hiç takviye vermiyorsun. Bunları kendi halinde yok, böyle büyütüyorlar değil mi? Bakıyor. Ben hiç takviye yapmam ben. Baskı kuşu zaten genelinde kanında vardır. Bak zaten baskı kuşa bakmazsa hiçbir kuş bakmaz zaten yavru. Vallahi yani. Çok güzel. Bak Osman abi bunun rengini açıyor. Ne güzel açıyor. Baksana sapsarı yapıyor. Bal göğüs yapacak. Vallahi mükemmel. Sen dediğin gibi o miskilere gir abi. O istediğin şeyi alırsın. Şu az önce beğendiğimiz yavrular değil mi abi? Şunun kalemlerine bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem kalemi var hayvanın ya. Rengi mengi çok güzel. Sen ne yapıyorsun bebek orada? Maşallah. İkinci kümese geç yan tarafa. Şimdi iki tane daha kümes var arkadaşlar. Ah! Şöyle burada yeni aldığı tipler var arkadaşlar. Şöyle kırmızı kafa, sarı kafa. Şurada çok güzel bir şekerli erkek var. O da çok güzel. Bir tane de burada var arkadaşlar. Yumurtada yatıyor. Maşallah. Burada da bir tane tip var arkadaşlar. Yumurtlamış.
İki tane de bebek var burada. Maşallah. Bunlar tiplerin yavrusu mu abi? Vallahi bir tanesi tip yavrusu, bir tane baska yavrusu. Ben çünkü baskaya tek yavru baktırmam. Ben de tek yumurta olduğu için bir tane tip yavrusu koydum. Çift baktırıyorum ben kuşlara. Tek yavru baktırmam. Teke alışmasın diye. Yok, alışmasın teke. Bak bir tane burada tek, bir tane tip, burada tip yavrusu var. Bu kara onun tipe benziyor. Onun altına bir tane daha yavru süreceğim şimdi. Çok güzel. Yani tek kuş baktırmam ben. En azından teke alışmasın yani diye hep teke, çift yavru. Evet, şimdi ilk yavrulara, genç kuşlara tek baktırırım. Ondan alışsın sonra diye. İkinci yavrularına çift baktırırım. Vallahi çok iyi Osman abi. Evet arkadaşlar, bu arada burada herkes kuş uçuruyor. Şu an kimse uçurmuyor hava güneşli diye. Ve Osman abi bu kuşları uçuruyor arkadaşlar. Yani birçok yerde gördük. Bu kuşların hepsini damızlık yapıyorlar. Ama Osman abinin öyle bir huyu yok. Ben de uçururum. Baska kuşu ben de uçar. Ve birçok arkadaşa da bunlardan edinmiş. Güzel soylar edinmiş. Alan kişiler eminim hazine bulmuş gibi olmuştur. Çünkü gerçekten kuşlar güzel. 2-3 takımdan üreme kuşlar. Hep bilindik kuşlar arkadaşlar. Yani uzun zamandır bu kadar bir baskayı bir arada görüp de hem de böyle renkleri, kostümleri olan baska bulmak gerçekten çok zor. Şunun güzelliğine bakar mısın arkadaşlar? 10 numara ya. Vallahi manken gibi. Şuna bakın arkadaşlar. Rengine bakın. Rengin tatlılığına bakar mısınız? Yani şu an şöyle bir baska yapmak gerçekten çok zor. Ama Osman abi yıllardır yapmış kendi soyundan. Özellikle şu miski. Çık bakayım oğlum. Şu miski. Çok güzel arkadaşlar. Rengi mengi muhteşem. Kafası da çok güzel abi onun. O kafası geniş büyük. Bayağı koca kafa, takoz kafa dediğimiz koca kuşlar. Abi eski baskacılar bilir. Eski baskalardan. Aynen öyle bak. Baskacıların eskileri bilir. Takoz kafa. Şimdi yeniler hepsi kırmaya başlamış. Kuşların hepsinin kanını bozmuşlar ama sendekiler abi hep eski kuşlar. Abi, güzel. Şimdi şu şekilde bangayla baskayı kırıyorlar. Yapma baskı. Ama o en mağduru orijinalidir. Aynen öyle abi. Makbul. Bizde de gözümüzde sadece makbul gelen zaten temiz orijinal kuşlar. İnsanlara ya şimdi ileriki zamanlara bir bakıyorsun bırakacakları hepsi kırık kuşlar. Öz kuş kalmıyor bu sefer. Yani şimdi kırık kuşun altından ne geleceği de belli olmaz ama kendi öz kuşun olduğu zaman şu şekilde garanti verebilirsin kuşa. Tabii ki. Yani mesela ben buradan bir arkadaşıma bir hediye kuş etsem gözüm kapalı. Yani derim ki altından bu baska gelecek. Aynen. Veya nudi gelir veya miski gelir derim. Ama yapma baskı olduğu için altından ne geleceği belli olmaz. Hiç ummadığın bir şey gelir veya hiç böyle belki yapmaya belki çok çalıştığın yani bir şey de gelebilir. Ama sonuç itibariyle her zaman istediğin randımanı o kuştan alamazsın. Benim yani gözümde öyle. Bir kan tutturduğun zaman ama devamlı aynı kandan gidersin. Benim bunlar 3 takımdan olma işte. Tek kandan işte devam ediyorum. Yani sırf bunlar değil ya, bunlardan daha önceden bende 200 tane 250 tane baska vardı. Maviler vardı, kırmızılar, sarılar falan vardı. Hepsini sattım onları. Sadece bu kanları bıraktım. Çok güzel. Yani bunlar tek kalem olsun diye. Sadece bu soylardan üretiyorsun. Yani. Ve arkadaşlar bu arada o kadar maşallah, Allah daha çok versin. O kadar güzel yavru alıyor. Ben diyor o kadar emek harcıyorum diyor. İsteyeni de çok ve vermeye kıyamıyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar şimdi şu şekil. Şimdi herkes biliyor yavrusunun değerini, kıymetini biliyor. Ben bunlara çocuğum gibi baktığım için pek fazla da kıyamıyorum yani vermeye. Vallahi başkası olsa biliyorsunuz arkadaşlar, birçoğu insan şimdi bakıyorsunuz sadece ticaret için bu kuşlara bakıyor. Ama Osman abiyi takdir ediyorum. Satmaya bile kıyamıyorum yani. Bir tane yavrusunu vermeye ben diyor kıyamıyorum diyor. İsteyen çok diyor, amanı diyor nasıl vereyim bunları diyor ya. Ama harbiden gerçekten söylüyorum, benim de yerim olsa, böyle bir tür elimde olsa kesinlikle satmak istemem yani. Ne kadar çoğalırsa çoğalsın. Çünkü göze hitabı yani, çok güzel bunlar. Emek veriyorsun sonuçta. Tabii ya. Emek veriyorsun. Yani ailenden fazla bunlarla ilgileniyorsun. Hastalanıyor çocuğuna ve ya çocuğuna tamam daha çocuk daha önemli de icabında çocuğundan daha önce ilk baştan bunları doyuruyorsun. Vallahi doğru söylüyorsun. Bunların ilacını veriyorsun. İlacıdır, vitaminidir. O yüzden de yani satmak istemiyorum.
Saygı duyarız Osman abi. En güzelini yapıyorsun. Bence çok güzel bir şey. Sonuç itibariyle ticaret için bakmıyorsun. Yani keyif için bakıyorsun. Keyif için bakıyorum. Ticaret benim ticaretle yani bunun kuşun ticareti olmaz. Aynen öyle yani abi. Bazı kişiler var ticarete dökmüşler işi de onlara da buradan saygılar olsun. Tabii ki. Herkesin kendi düşüncesi, yani kendi görüşü, kimseye herkesin bir şey... Herkesin görüşü ayrıdır. Kimseye bir şey diyeceğimiz yok. Tabii ki. Ama dediğim gibi Osman abi gerçekten çok güzel. Şu dişi miski. Bak, gel bakayım. O dişi normalde internette 250-300 milyon para istiyorlar ama ben uçuruyorum o kuşu. Evet arkadaşlar. Salmaya atıyorlar. Kalemli, sarı kalemli. Görüyorsunuz kuşa bakın. Maşallah var yemin ediyorum. Böyle kuşları uçurmaya gerçekten cesareti... Şu yavruya bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel. Taneli miski. Bir tane burada var. Bir tane de şurada var. Yani gerçekten kuşlar çok güzel arkadaşlar. Yani bunları oturacaksın önünde çayını çorbanı içeceksin. Bütün iş stresini, bütün sıkıntılarını alıyor yani bana göre. Zaten kuşçuluk budur yani. Yani zaten bizim de burada stres atmamız önemli olan stres atmak burada. Vallahi çok güzel abi. Gerçekten mükemmel kuşlar. Yani ben Osman abiyle ikinci kestir yanına geliyorum. Sağ olsun davet etti gelebilir miyiz diye. Osman abi hiç ikilemedi. Bize herkese kapımız açık. Herkes arkadaşlar hafta sonları müsaitim. Herkese kapımız açık. Yemeğimizi, çayımızı, çorbamızı içebilirsiniz. Buyurun. Görsel olarak gelebilirsiniz. Göz zevkinizi yapabilirsiniz. Ama diyor kesinlikle alış için gelmeyin. Aynen, şu an vermem diyor. Hani kesinlikle hani parayla kuş teklif etmeyin yani. Gerçekten güzel çünkü arkadaşlar bir iki hafta önce Osman abinin kümesi herhalde biraz hastalık sıkıntısı yaşamış. Bayağı bir kayıp vermiş. O yüzden vermemesi gayet normal. İleride çoğalırsa isterseniz eğer tabii belki verebilir belki, diyorum. Belki böyle 200 tane 300 tane olduğu zaman belki düşünürüz bir şeyler ama şu an yani öyle zaten şey... Osman abinin şu an kafasında arkadaşlar şu gördüğünüz alanı kümez yapmayı zaten planlıyor. Diyor ki bunlar biraz daha çoğalsın. Biraz daha kümez yapayım. Yani vermek istemiyor zaten. Hani teklif etmeyin zaten. Sadece bu keyfi yaşayın. İzleyin siz. Bence bu size yeterli. Zaten vermemesi gayet doğal arkadaşlar. Yani ben bu kuşlar cidden söylüyorum. Bende olsa ben bile vermem yani arkadaşlar. Çünkü insanlara da bakıyorum. Gerçekten bunun yarısı olmayan kuşları bile damızlığa çekiyorlar. Osman abi kalkıp bunları çekip uçuruyor arkadaşlar yani. Yürek isteyen bir şey diyorum yani. Osman abi hiç tınlamıyor. Bunların hepsini uçuruyor. Yeri de çok güzel arkadaşlar. Bu kadar geniş alanda çatısı falan tam böyle eskiden bakan abilerimizin kümezlerinin sistemleri. Şöyle çok güzel hem çatının üstünde geziyorlar kendine. Kalkın bakayım. Hepsi geldiğimizden beri yem attığı için arkadaşlar uçmak istemiyorlar şu an. Hava da sıcak. Akşam da full doyurmuştum onları. Vallahi emeğine sağlık Osman abi gerçekten. Abi, teşekkür ederim geldiğin için. Buradan herkese de sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.